Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Damar sertliğinin teşhis ve tedavi yolları nedir desek neler söyleyeceksiniz? Tabii şimdi biraz önce söylediğimiz şikayetlerle bize gelen hastalarımızda biz genellikle öncelikle mutlaka işte muayenesinde sistemli düzgün bir muayene yapılmalıdır ki çok şey verir bize evet. Bu. Daha sonrasında elektrokardiyografisini, kalp elektrik akımı, yani EKG hepimiz biliriz, hı hı. Akımlarının kaydedilmesi şeydir. Oraya onun mutlaka alınması lazım. Akciğer grafisinin alınması, yani tele dediğimiz kalp görüntülerinin radyolojik olarak alınmasında fayda vardır. Daha sonrasında mutlaka buna benzer şikayetleri olan kişilerde biz efor testi istiyoruz. Birinci olarak istediğimiz şey. Efor esnasında elektro kaydı yapıyoruz. Elektro kaydında değişiklikler varsa daha ileri tetkiklere girebiliyoruz. Daha ileri tetkik olarak da belirgin bulgular varsa, var ise evet. Anjiyografi yapıyoruz. Koroner anjiyografi dediğimiz, hı hı. Tetkik yapıyoruz. Bunda kalp damarları sine anjiyografik olarak inceleniyor. Yani film çeker gibi göz verilen ilacın kalp damarlarındaki dağılımı gözleniyor ve nerede darlık varsa bunu biz yaklaşık olarak bu yöntemle %100'e yakın bir oranda doğrulukla tespit ediyoruz. Bunun dışında tabii ki anjiyo şöyle bir belirli riskleri olan bir yöntemdir. Çok riskli bir yöntem değildir. Ancak İki önemli şeyi vardır. Birincisi radyasyon alınımıdır. Yani kişiye radyasyon verilir belirli bir dozda. İkincisi de radyo opak dediğimiz madde verilir. Radyo opak maddenin genellikle çok fazla diğer organlarda çok fazla zararlı etkisi yoktur. Eğer kişide radyo opak alerjisi yok ise. Ama böbrekler üzerinde özellikle etkisi böbrek fonksiyonlarında orta ileri düzeyde böbrek yetmezliği olan insanlarda ciddi problemler yaratabiliyor. Onun için ona dikkat etmek gerekiyor. Ama alınan radyasyon tabii ki normal tek seferde çekilen örneğin bir akciğer grafiğinden çok da fazla radyasyon alınıyor. Ancak genellikle bu alınan radyasyonun insan vücudunda çok fazla şeyi yoktur. Evet. Bunun dışındaki yöntemler olarak şüpheli durumlarda diyelim ki efor testi evet. De herhangi bir şey çıkmadı ama kişinin semptomları çok belirgin yani bizi şüphelendiriyor. Bu durumlarda hani anjiyo yapmayalım ama anjiyodan daha az zararlı olabilecek bir yöntemle nasıl bunu tespit ederiz sorusu ortaya çıkıyor. Bu durumda biz miyokard spek yani talyumlu evet. Miyokard spek tetkiki dediğimiz tetkik yapıyoruz. Talyum testini yaparız. Talyum testinde ki talyum testinin %90'lar civarında doğruluk şeyi vardır. Yani anjiyoya göre daha azdır. Doğruluk ve güvenilirlik anlamında. Ama bize o da önemli bulgular verir. Eğer burada bu şöyle bir şeydir. Talyum testinde biz kalbin bölgelerinde herhangi bir bölgeye az kan giderse, gidiyor ise burada damarları görmüyoruz. Sadece belirli bir bölgeye az kan gittiğini tespit ettiğimizde o zaman şuna karar veriyoruz. Eğer bulursak, burada biz anjiyo yapmamız lazım deyip anjiyo yapıyoruz. Bazı durumlarda hani tam anjiyo yapma gerekliliği olmayan durumlarda yaptığımız bir tetkik var. Bu da CT anjiyografi dediğimiz. Yine damarların yine radyo opak ve verilerek görüntülenmesidir. Tek avantajı non-invaziv bir yöntem olmasıdır. Yani daha az girişimseldir. Anjiyoda kasıktan veyahut da koldan girilerek kalbe tel kateter yoluyla radyo opak verirken burada sadece koldan bir damardan verdiğiniz
maddeyle bu şeyi yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki radyasyon alma açısından anjiyo kadar olmasa bile yine de belli dozda radyasyon alınan bir tetkiktir. Mecbur olmadıkça da pek yapmıyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.